Değerli dinleyenlerimiz, tekrar karşınızdayız. Manşet programına devam ediyoruz. Ben Mehmet Kıvanç. Telefon hattında da bir konuğumuz var. Gazeteci yazar Mehmet Ali Güller. Sayın Güller, merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi Ukrayna'yı şöyle konuşalım isterseniz. Almanya Başbakanı Scholz'un takvimi oldukça yoğun. Kanada'yla da bir teması var. Gaz bulmak için. Malum işte Avrupa kışa hazırlanıyor vesaire. İşin böyle son dönemlerde biraz ekonomi, enerji boyutu öne çıkmıştı. Ancak Scholz'un bir lafı var. İsterseniz bunu biraz açalım. Scholz demiş ki biz kendisi Putin'le görüşmelerinde Ukrayna'nın gelecek 30 yıl içinde NATO'ya katılmayacağına dair söz verdiğini söylemiş Almanya Başbakanı Scholz. Siyasi bakımdan da aslında bir içerik veriyor bize. Bir anlamı olmalı bu sözün. Siz nasıl yorumladınız bunu? Avrupalı liderler bir araya gelip acaba Alman şansölyesine bu mesajı götür mü demişler? Ya da bu mesajla Almanya siyasetinde başka bir şeylerin hazırlığı mı verilmeye çalışılıyor? Siz nasıl yorumladınız? Yani şöyle yorumluyorum tabii. Scholz netice itibariyle Alman devletinin başbakanı. Bir 30 yıl boyunca NATO'ya üye olmayacak güvence verdim demesi iki nedenle tuhaf. Birincisi şu, benzer güvenceyi 30 yıl önce aynı koltukta oturan dönemin Alman başbakanı da vermişti. Ancak o NATO sözünde durmamış, o Almanya, o İngiltere, o Amerika sözünde durmamış ve Rusya'ya karşı NATO'yu genişletme kararı almışlardı. Yani 30 yıl önce sözünde durmayan Alman başbakanının yerinde oturan bir ismin 30 yıl sonra aynı sözü vermesinin bir tutulacak söz olup olmaması elbette tartışmaya açıktır. Şimdi birinci yönü bu. İkincisi ise şu, Alman başbakanının böyle bir sözü verebilme durumu var mı? Yani Amerika'nın NATO'yu genişletmek planları varken, Amerika'nın Ukrayna, Gürcistan gibi ülkelere NATO'ya üye yapma sözü vermişken, hı hı, Alman başbakanının bunu engelleme rolü var mı? Dolayısıyla bu çok afaki, hiçbir gerçeklik zemini olmayan bir söz. Hatırlayın, Alman Başbakanı Scholz böyle diyor ama Alman Başbakanı Scholz'un bu sözlerinden aşağı yukarı yani bu sözü nerede verdi? O hani hatırlayın, uzun bir masa vardı. Covid nedeniyle taraflar böyle uzun bir masanın etrafında görüşmüşlerdi. Şubat ayındaydı. 14 Haziran 2021'de de NATO'nun zirvesi olduğunu düşünün. Yani üzerinden aşağı yukarı 7-8 ay geçmiş bir durum. O 7-8 ay önce 14 Haziran 2021 NATO Liderler Zirvesi'nde ne karar alındı peki? 72 maddelik NATO Liderler Zirvesi bildirisinde ne yazıyordu peki? Orada çok açık Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliği hedefinin altı çizilmişti. Dahası o gün gelene kadar da tüm NATO üyelerinin hem Karadeniz'de hem de Doğu Avrupa'da Ukrayna'yla askeri tatbikatlarını arttırması istenmişti. Bunun gereği olarak da hatırlayın, Karadeniz'de bir dizi ortak tatbikat yapılmıştı. Yani NATO'nun kendisi Ukrayna'yı üyelik için bildirisine kadar almışken Alman Başbakanı Scholz nasıl olacak ki ben 30 yıl boyunca NATO'ya üye olmayacağına güvence verebiliyorum diyebiliyor. Yani Scholz ya da Alman devleti Amerika'nın bu talebi karşısında oturup NATO'da veto kartı mı kullanacak? Hayır, bunlar tamamen Scholz'un bir süredir izleyip ama en sonunda yeşillerin baskısıyla da teslim olduğu Amerikancılığının yeni açılımının tezahürleri, yoksa altının dolu olduğu bir söz değil. Zaten öyle olmadığının göstergesi başka sözler de var. Bakın şöyle de diyor konuşmasında Scholz, diyor ki NATO Rusya için hiçbir zaman tehdit olmadı. Yani hakikaten bu tuhaf. Daha yeni NATO stratejik konseptine Rusya'yı baş tehdit olarak almadı mı? Hayır, NATO niye kuruldu? Yani NATO'nun... Yani ayrıca NATO o dönemki... niye kuruldu? NATO 30 yıldır niye genişliyor? Bakın Scholz belki unuttu. Biz ona hatırlatalım. Amerika'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin Sovyetler Birliği ile 1989-91 sürecinde
yaptığı anlaşmalara dair tabii bir sürü mutabakat muhtıraları vesaire var. Şimdi bunlardan birini bu yıl Spiegel yayınlamıştı. Yani bu NATO genişlemesi sözü tartışmalarını yapılırken. Hı hı. Şimdi oralarda o belgenin birinde Almanya Dışişleri Bakanlığı siyasi direktörü Jürgen Klobock şöyle diyor. 2+4 müzakerelerinde NATO'yu Elbe'nin doğusuna genişletmeyeceğimizi açıkça ifade ettik. Bu nedenle Polonya ve diğer ülkelere NATO üyeliği teklif edemeyiz. Bakın bunu Alman Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi direktörü söylüyor. Yani bakanlık koltuğundaki bakanlığın bakandan sonraki en önemli koltuğu bu. Polonya'ya ve diğer NATO ülkelere NATO üyeliği teklif edemeyiz. Söz verdik Rusya'ya diyor. Ama ne oldu? O sözlerinde durmadılar. Polonya başta bu Avrupa'daki hemen her ülkeyi dalgalar halinde NATO genişlemesiyle üye yaptılar. Yine bakın belgede Amerikalı temsilcinin sözleri de var. Raymond Shade. O da aynen şöyle diyor. 2+4 müzakerelerinde ve diğer müzakerelerde Sovyetler Birliği'ne Sovyet birliklerinin Doğu Avrupa'dan çekilmesinden fayda sağlama niyetinde olmadığımızı açıkça belirttik. NATO doğuya resmi ve gayri resmi olarak genişlememelidir. Bu da Amerika'nın verdiği sözün bir ifadesi. Bunların hepsi belgelerde olan şeyler ve bu belgeleri Alman Spiegel dergisi yayınladı bu yıl. Amerika'nın ve Almanya'nın, tabii İngiltere'nin bu üçlünün Sovyetler Birliği'ne verdiği sözleri nasıl tutmadığının belgeleri bunlar. 30 yıl önce bu sözleri tutmayanlar 30 yıl sonra yine bir 30 yıl sözü veriyorlar. Diyorlar ki NATO genişlemeyecek, Ukrayna'yı kesinlikle üye yapmayacağız, size bunun sözünü veriyoruz. Herhalde Putin gibi bir liderin de böyle bir söze inanmasını beklememek gerekiyordu. Muhtemelen Alman şansölye Scholz, Alman geçmişteki Alman yetkililerin de verdiği bu sözlerden haberdardır. Fakat burada peki niye sonuçta kamuoyuna bir mesaj da vermeye çalışıyor. Bu açıklamalarından şöyle bir şey anlıyorum ben. Biz bir hiç tehditte bulunmadık Rusya'ya. Fakat Rusya geldi, durduk yere Ukrayna'yı işgal etti. Yani böyle bir mesaj çıkıyor, anlam çıkıyor. Tabii. Ve bundan sonra şimdi krizin başlarında Almanya çok da işin içine girmek istemiyor, olayı yumuşatmaya çalışıyor filan diyorduk. Hatta tank vermeyi reddetmişti Ukrayna'ya en başta. Hatta hatırla, Polonya devleti ve Ukrayna Zelenski de Almanya'yı çok açık bir şekilde suçluyordu. Hem İtalya'yı hem Almanya'yı Putin'in dostları olarak Batı bloğu içerisindeki ajanlar muamelesi yapıyorlardı. Yani şimdi oradan bu konuda başka bir yere mi geldi peki? O zaman tabii başka bir yere geldi bu iş. Şu oldu, biliyorsunuz yani Almanya'da bir koalisyon hükümeti var. Bunu daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Yani yeşiller, koalisyonun yeşil kanadı daha Amerikancı bir kanat. Ve Alman hükümeti içerisinde Ukrayna meselesinde daha saldırgan, daha Amerikancı bir çizgi izlediler ve Scholz'un Alman sanayisinin çıkarlarını da gözeten politikalarını gittikçe baskıladılar. Yani bir yandan Scholz'un üzerinde Amerika baskısı, bir yandan Avrupa içinde Polonya-Ukrayna baskısı var, içeriden de Yeşiller baskısı var ve bunlar tamamı bir süre sonra ciddi bir suçlama noktasına da geldiğinde Scholz kuvvetle muhtemel hükümetin sürdürülebilmesi için de tavizler vere vere en son bu noktaya geldi. Yani Ukrayna konusunda Batı kampı içerisindeki en doğru tutumu alırken 6 ay önce bugün işte en yanlış noktaya kadar sürüklenmiş oldular. Üstelik bu sürüklenme işte NATO sözü verdik vesaire gibi hiçbir gerçekliği olamayacak tuhaflıklarla da yürüyor. Şimdi diğer tuhaflığı da şu, zamanınız varsa onu da konuşalım. Birkaç dakikamız daha var, buyurun. Şöyle diyor Scholz, Rusya diyor artık bizim için güvenilir bir iş ortağı değil. Olmayan teknik gerekçelerle çünkü gaz kesiyorlar. Ya hakikaten bu da tuhaf. Siz şimdi kalkacaksınız Rusya'ya, her türlü yaptırım yapacaksınız. Rusya'nın paralarına el koyacaksınız. Rus vatandaşının bile Avrupa'ya girişini yasaklayacaksınız. Rus tarihinde 150 yıl önce kitap yazmış insanları yasaklayacaksınız. Rusya'ya her türlü ambargoyu uygulayacaksınız. Rusya'ya ödemeleriniz gereken paraları bloke edeceksiniz. Sonra da efendim Rusya bize niye gaz kesiyor diye, artık güvenli bir iş ortağı değil diye de
şikayette bulunacaksınız. Yani bu hakikaten tuhaf. Bu nasıl bir iş ortaklıkları bekliyorlar? Yani biz size her türlü yaptırımı yapacağız ama siz bize ihtiyacımız olan malı devretmeyi devam edin. Biz bunun parasını da ödemeyebiliriz hatta. Şimdi böyle bir iş ortaklığı olabilir mi? Üstelik şu da doğru değil. Yani olmayan teknik nedenlerle gaz kesiliyor diyor. Hayır, bu programda konuştuk anımsarsan. Yani gaz türbinlerinin belli periyodik bakımları yapılması gerekiyor. Ve Kanada'dan fakat gelmiyor bu türbinlerden. Bir de biri Kanada'ya gitti bakıma ve yaptırım nedeniyle Kanada'dan getirilemedi. Ne zaman ki Rusya işte ruble kararı aldı, gaz kesmeye başladı. Scholz o zaman çıktı, Alman sanayici çünkü bastırıyordu. Dedi ki biz bunu Kanada'dan getiriyoruz. İstiyorsanız verelim bu türbini. Yani şimdi bütün bunlar yaşandı. Bunlar şimdi, vaka olarak ortada duruyor. Tam burada bir haber okuyayım hemen çok kısa. Almanya Başbakanı Olaf Scholz bu arada Kanada'ya gitti. Hidrojen tedariki için anlaşmalar yapıyor ve Rus gazına alternatif enerji anlaşmaları için işte Kanada Başbakanı ile bir toplantı yaptı daha dün. Evet. Bunları tabii Scholz'un... Yani şöyle mi Sayın Güler, köprüleri atmaya mı hazırlanıyor acaba Almanya? Yani böyle bir başlık abartı mı olur acaba? Orta vadede iyice şimdi, ilişkileri... Alman devletinin köprüleri atma lüksü yok. Yani Alman sermayesi, Alman sanayisi netice itibariyle doğal gazla oldukça bağımlı ve güçlü bir ekonomi. Yani o ekonominin çarklarını döndürmek için Kanada'dan, Norveç'ten, Cezayir'den, Katar'dan bulunabilecek gazlarla o ihtiyacın karşılanması çok mümkün görünmüyor. En azından şu şartlarda. Dolayısıyla Alman sanayisi için daha bir süre Rus gazı büyük bir ihtiyaç olarak görülecek. Orta vadede peki? Yandan, orta vadede tabii şu bunlar olasılık olarak duruyor. Yani dünya NATO'nun stratejik konseptine Rusya'yı doğrudan tehdit, Çin'i baş rakip koymasıyla birlikte artık Amerika'nın da yavaş yavaş sıcak savaş şartlarını aradığı, hegemonyası zayıflarken ve kurallarını belirlediği dünya düzeni çatırdarken küresel liderliğini kaybetmemesi için dünyayı ateşe atabilme potansiyelinin gittikçe arttığı şartlar. Şimdi bu şartlarda kuşkusuz o NATO üyeliğinin gereği olarak Alman devleti daha fazla savrulabilir ama ben tabii bunu çok da olası görmüyorum. Yani en sonu Almanya ve Rusya arasındaki mevcut enerji ihtiyaçlarının tamamen başka alternatiflerle giderilebilmesinin mümkün olmadığı şartlarda Alman sanayisi Alman hükümetlerine köprüleri atma şansı vermeyecektir diye düşünüyorum. Ama işte bu tabii Amerika'nın da Kanada'nın da bir fırsatına dönüştü. Amerika şimdi sıvılaştırılmış doğalgaz daha fazla satabilmek, daha fazla LNG terminalleri kurmak gibi büyük bir fırsat yakaladığını düşünerek ve bunu kullanarak da Avrupa üzerinde Avrupa'nın bir ara işte böyle stratejik özellik aradığı şartları tersine çevirmenin fırsatı olarak bunu görüyor. Mutlaka bu Alman iç politikasına da önümüzdeki süreçte yansıyacaktır. Bunun izlerini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa için tabii kritik eşik Ekim'den itibaren başlayacak. Yani Eylül'de hadi bir nebze normal gitmiş olacak ama Ekim'den itibaren vatandaşın doğalgaz ihtiyacının da olmaya başlamasıyla birlikte kuzeyden itibaren işler değişecek. Yani pek çok Avrupa Birliği yetkilisinin tuhaf tuhaf açıklamalarını görüyoruz. Hani daha az duş alın, battaniyeye sarılın gibi. Islak bezle hatta, kolunuzu bacağınızı silin evet, gibi. Hatta yani Alman bakanın böyle açıklamaları biraz orta çağını satan. Zorluya zorluya bu Ukrayna krizi nedeniyle hani Almanya bizi kıskanıyor diye bir şey vardır ya. Gerçekten kıskanacak galiba şimdi, değil mi? Hakikaten de Almanya'nın bizi kıskanacağı şartlara doğru bu doğalgaz krizi nedeniyle gitmeye başladılar. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca Alman devletinde vatandaş işte tek odayı doğalgazla ısıtın, diğerlerini kapatın, daha az duş alın vesaire gibi çözümler tartışılıyor. O hale gelmiş durumda iş. Evet, teşekkür ediyorum. Aslında daha devam etmemiz gerekiyordu konuya ama maalesef süreyi tamamladık bugün. Yarın ve öbür gün tekrar dış politika gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Çok fazla konumuz var ama bugünlük Almanya'nın rota
değişikliği girişimlerine yer vermiş olduk. Çok sağ olun, katkı sundunuz, iyi çalışmalar. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.